Bu dersimizde Oracle veri tabanında doğal tablosunu inceleyeceğiz. Doğal tablosu çeşitli matematiksel ve karakter bazlı işlemleri gerçekleştirebilmek için Oracle veri tabanı üzerinde select, sorgu söz dizimini bozmadan sorgu hazırlayabilmemizi ve bu sonuçları alabilmemizi sağlayan tablo. Bu tablo genelde test işlemlerinde, test sorgularında kullanmak üzere hazırlanmıştır. Bu dual tablosu üzerinde insert, update ya da delete gibi komutlar çalıştıramayız. Bu sadece select sorgularında bizlere SQL select statement dediğimiz select söz dizimini bozmamak için hazırlanmış olan var ve sadece okunabilir read only bir tablodur. İçerisinde birazdan göreceğimiz gibi sadece tek bir veri vardır. Bu da test verisi olarak kullanılır. Dual tablosu sistem tarafında Oracle instansının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla da kullanılır. Yani select yıldız from dual örneğinde mesela bu sonuçta eğer bize karşımıza bu sonuç doğru olarak geliyorsa, yani x değeri geliyorsa, bu Oracle instansının sorunsuz olarak çalıştığı anlamına gelmektedir. Şimdi bu özet bilgiden sonra kod yapısına bakalım nasıl kullanıldığına. Dual tablosu normal select standardı gibi kullanılır. From'dan sonra dual, yani tablonun adı yazılır. Bu tabloya ilk sorgumuzu select yıldız from dual şeklinde çektik ve gördüğünüz gibi bize dummy adında bir sütun gösterdi ve bu sütun içerisinde bir x adında değer gösterdi. Sadece x değeri var. Bu şu demek oluyor. Bu dummy değer bize herhangi bir yerde lazım olmayacak. Fakat bu tablonun tablo vasıtasıyla sunucunun, yani Oracle instansının çalışıp çalışmadığını bize bildirecektir. Eğer çalışmıyorsa burada hexadecimal karakterler çıkacaktır. Yani bu sonucu bize getirmeyecektir. Bu da bizim örneğin Oracle DBA olarak Oracle Server'ın çalışıp çalışmadığını hızlı olarak kontrol edebilmemizi sağlayacaktır. Bu dual tablosunun yapısını desk komutuyla inceleyecek olursak, desk gördüğünüz gibi descript'in kısaltması desk olarak kullanılır ve bu sorguyu çektiğimizde bize dual tablosunun yapısını gösterecek. Gördüğünüz gibi dummy adında bir sütun var. Bu sütunun tipi, veri tipi varchar 2 ve içerisinde bir karakter alabiliyor. Query result bölümünde gördüğümüz gibi dummy sütununda, yani varchar 2 olan, veri tipi varchar 2 olan dummy sütununda x, yani tek karakterlik bir değer içeriyor. Bunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi dual tablosu nerelerde işimize yarar? Neden vardır diyelim. Yukarıda gördüğümüz gibi select yıldız from dual'da dual sorgumuzda Oracle instansının çalışıyor olduğunu öğrenmiş olduk. Sorunsuz bir şekilde çalıştığını. Aşağıda desk dual ile dual'in yapısını öğrendik. Ve bundan önce bu dual tablosuna insert, update ya da delete sorgularını çalıştıramayacağımızı öğrendik. Şimdi bunu komplike bir basit bir sorgu içerisinde kullanalım ve sistemin tarihini alalım. SYS date komutuyla select SYS date from dual diyerek sistemimizin tarihini alıyoruz. 10.06.2011. İşte dual tablosu tam olarak bu işe yarar. Yani tamamlayıcı bir tablodur. Herhangi bir fonksiyonu pek yoktur. Bu sorguları çalıştırmak haricinde bir fonksiyonu yoktur. Bunu yazmazsak, yazmamış olsaydık, yani dual yazmamış olsaydık, select
SQL statement'ına uymayacaktı. Yani söz dizimine, standartlarına uymayacaktı. Bu nedenle Oracle firması böyle bir çözüm üretmiş ve dual tablosunu bize sunmuş. Select SYS date from dual dedik ve bu sayede sistemimizin tarihini almış olduk. Şimdi kullanıcı girişi yaptığımız Oracle'ın user bilgisini alalım. Yani hangi kullanıcı ile Oracle'a bağlandığımızı öğrenelim. Select user from dual diyoruz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi SYS yani sistem kullanıcısıyla admin yetkileriyle bu işlemi gerçekleştirdim ve login oldum. Bunu öğrenmiş olduk buradan. Şimdi şuradaki işlemleri hiç dikkat etmeden direkt sorgunluğu çalıştırıyoruz. Ve bugünün gün ismini almış olduk. Buradaki işlemleri şu an değinmeyeceğim. 24 Mart 1980 tarihinin gününü öğrenmek istedik. O gün günlerden pazartesiymiş. Bunu da dual tablosuyla öğrendik. Altında bu sorgumuzda bir çarpma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu çarpma işleminde mantık şu. 4 ile 4'ü çarp ve bu çarpmadan oluşacak sütunu isimlendir. Ne ile isimlendir? Çarpma işlem sonucu ile isimlendir. Sonucu bana döner. Bunu gerçekleştirmek için gene from dual tamamlayıcı tablo statement'ı kullanılıyor ve select 4x4 çarpma işlem sonucu from dual diyoruz. Çarpma işlem sonucunu çift tırnak içerisinde yazıyoruz. Çalıştırıyorum. Sonuç olarak 16 ve sütunun adı yani kolonun adı çarpma işlem sonucu. Bu da gene dual tablosunun bize sunduğu bir özellik. Gördüğünüz gibi dual tablosu burada da istediğimiz şekilde işimizi gördü. Dual tablosunun kullanımı tam olarak bu şekilde.